Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy A2 Core telefonunun kutu açılımı ve biraz da özelliklerinden bahsedeceğiz. Şu anda telefon elimizde baktığımızda Samsung Galaxy A2 Core. Tabii daha önce Samsung Galaxy Grand Core, Pro Core modelleri bulunmaktaydı. Şu an baktığımızda telefon 4.5G destekli. 5 megapiksel ön kamera, 5 megapiksel arka kamera. 16 GB telefonun kendi dahili hafızası var. 1 GB RAM var. 256 GB'a kadar da hafıza kartı takıp artırabiliyorsunuz. Poşeti bu şekilde yırttığımızda tabi telefon Genpa Samsung, orijinal Samsung bandrollü. Gördüğünüz gibi. Orijinal Samsung bandrollü olmasına zaten dikkat ediyoruz. Çünkü piyasada farklı farklı yerlerden de satılabiliyor bu modeller. Buna da dikkat ettiğimizde ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Baktığımızda telefonun içinde kullanma kılavuzu. Halen günümüzde kullanma kılavuzu okumayan çok var. Bu tabii insandan insana değişiyor bu. Hızlı başlangıç kılavuzu. Samsung Galaxy A2 Core SMA260F. Tabii bu Hindistan için üretilmiş bir telefon ama Hindistan'da farklı bir kodlarla da alınabiliyor. Gerçekten güzel bir telefon. Şık. Yani şu şarj aletini merak ettim. Şarj aleti acaba nasıl şarj aleti çıkıyor? Nano mikro şarj aleti. Siyah. Ya bu da diğerleri gibi ama beyazlar gibi bunda hızlı şarj özelliği yok. Göremiyoruz hızlı şarj özelliğini. Diğer telefonlar gibi değişmiş. Başka ne var? Ya burada bir iğnemiz var. İğnemize bakalım şöyle bir. Şarj aletimiz düştü. Ama telefonu şöyle ilk elime aldığımda J7 Prime. Tabii onun ağırlığını vermiyor. Çünkü bu plastik kasa. Plastik kasa olduğu için onun şeyini vermiyor. 5 inçlik bir ekrana sahip. Yani ekranı 5 inç, ön kamera 5 inç, arka kamera pardon, ön kamera 5 megapiksel. Tabii teknik sorunlar olabiliyor. Arka kamera da 5 megapiksel. İki kamerayı da aynı yapmış. Biz açana kadar telefon açılmadı. Tabii telefonu şu anda açtık. Telefonun açılmasını bekliyoruz. Bu arada SIM kart yerini gösterdim. Şöyle hem burada hafıza kartı hem de SIM kartı aynı anda takabiliyoruz. Şöyle bakalım. Tabii bazı ülkelerde çift SIM hattı olarak kullanabiliyor ama bizim ülkemizde, Türkiye'mizde tek hattı olarak kullanabiliyoruz. Zaten bu normalde iki tane nano SIM alabiliyor ama bizim ülkemizde burayı kapatmışlar. Türkiye için üretilen modellerde hafıza kartı yeri, SIM kart yeri, plastik bu arada çabuk kırılabilir. Çok hassas. Bayağı bir hassas hem de. Biz bile şöyle biraz daha narin davranıyoruz. Hemen telefon ekran parlaklığını da hızlı bir şekilde açtıktan sonra ekran parlaklığını kısalım. Bu durumda bizim işlemimizi daha hızlı yapmış oluruz. Bir saniye diyor. Bir saniye. Ya biraz şey geldi telefon gerçekten diğer modellere göre kıyasladığımızda bu biraz daha güzel bir hızlılık tabii ki var. Ama 1 GB RAM olması tabii ister istemez herkes üzülür. Biz bu videomuzda şimdi bu telefonun kutu açılımını yaptık. Tabii ilerleyen dönemlerde oyun performansı, kamera testleri, telefonun genel yazılımsal özellikleri bunlardan bahsedeceğiz. Bir de ben hemen şuradan bir yazılımına bakayım. Bu en son hangi yazılım şeyini almış? Android 8.1. 8.1. Oreo. Tabii bunu alması da güzel. Güzel yani telefon. Alttaki tuşlar. Tabii altta bir sensör tuşu yok. Ekran üzerinden basabiliyoruz.
Şöyle ekran parlaklığını hemen biraz şöyle kısalım. Gerçekten güzel, hoş bir telefon. Arka kamerasının mesela altında flash destekleyicisinin olması, şurada mikrofon girişi, kulaklık girişi, 3,5 mm jack var. Bu da mikro şarj girişi. Güzel telefon ya. Bu fiyata göre 1000 TL altında alınabilecek akıllı güzel cep telefonu. Öğrenci telefonu diyebiliriz. Öğrenci telefonu. Bir sonraki videomuzda telefonun gerek kamera testleri, gerek oyun performansı, gerek teknik yazılım donanımından bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.